Evet, arka arkaya Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine baktıktan sonra hemen bugünün ilk Skype bağlantısını yapalım. Suat Umurhan'la ve kendisiyle gündemi konuşalım. Suat, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar Ezgi. Çok teşekkürler. Şimdi az önce Galatasaray haberlerini okuduk. İstersen oradan devam edelim. Şimdi Galatasaray'da bilmiyorum aynı fikirde misin ama sanki o şampiyonluk kutlamaları, şampiyonluk heyecanı çok kısa sürdü ve Bitti. bir anda iş transfere döndü. Kim gelecek, kim gidecek, kim takımda kalacak? Aslında neredeyse tamamen de Icardi üzerinden şekillenen bir tablo var. Sen bu görüntüyü nasıl yorumluyorsun? Şampiyonluk kutlamaları bitti. Ertesi gün bizim Sabah gazetesinde Mehmet Özcan imzalı manşetimizin şuydu: Devler Ligi planı. Çünkü Galatasaray'ın hedefi Avrupa'dır. Yani bütün Türk takımlarının elbette böyledir, böyle olmalıdır. Şampiyonluk tamam. Bir gün, 3 gün, 5 gün herkes kutladı, bitti. Artık biraz daha çıtayı yükseltmek lazım. Kim şampiyon oluyorsa Şampiyonlar Ligi'ne girmesi lazım. Bunun için de güçlü bir kadro şart. Çünkü Galatasaray'da da hem ayrılıklar olacak, hem çok kritik 2 kiralık oyuncu var. Başta Icardi. O yüzden hızlı ve acil bir planlama gerekiyor. Çünkü Haziran'ın sonunda hemen takım toplanacak. 20 gün izin verildi. Sonrasında da Şampiyonlar Ligi'nde kalabilmek için 3 tane ön eleme oynanacak ki bunlar çok kritik. Şimdi Erden Timur'un açıklamaları dikkat çekiyor tabii ki Suat. Bunun üzerinden belki gidebiliriz. Erden Timur diyor ki bazı transferler son ana kalacak, son güne kalacak. Tabii ki bu da biraz taraftarları endişelendiriyor. Zira 3 ön eleme oynayacak Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için. Bu doğrultuda tabii kimlerle yollar ayrılacak? Bir anda çok önemli oyuncularını elinden kaçırma ihtimali de var. Gönderme ihtimali de var Galatasaray'ın. Şimdi mesela transfer haberlerine de az önce baktık. Merih Demiral ismi dikkat çekiyor. İşte Nelson Aboye, Zaniolo'ya gelen tekliflerden bahsediliyor. Icardi'nin kalması zor gözüküyor şeklinde bir. Yani tamamen bir sanki şu an karma karışık bir durum varmış gibi. Acaba bu transfer dönemi Galatasaray için nasıl şekillenecek? Ne dersin? Bir değişim olduğu ortada, karma karışık gibi gözüken tablo da ortada, ama burada siz onun alternatifini koydunuz mu koymadınız mı? Asıl problem bu. Boey satılırsa diye düşünüyoruz. Yerine kim gelecek? O planlandı, görüşüldüyse harika işler olur. Nelson aynı şekilde, Merih'in adı geçiyor. Hem yerli limitinin olması, hem oyuncudan daha fazla kar edilip daha düşük bedelle Merih'in alınması mesela harika bir hamle olur. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Erden Timur bütün takım için demiyor bunu, bazı noktalar için diyor. Yani mesela Icardi'yi siz bu bütçeyle, bu şartlarla Temmuz 1'de İstanbul'a indiremezsiniz uçakları. Bu mümkün değil. Ama kendi bütçeniz el verdiğince başka oyuncuları getirebilirsiniz. Başkanın da şu sözleri unutulmasın: ben ilk dönemimde geç transferin hatasını anladım, Avrupa'dan elenmiştik dedi. Bu da unutulmasın. Burada bazı fırsat transferleri son güne kalacaktır. Zaniolo da bunlardan biri. Icardi'nin de bu sezon geç geldiğini hatırlatalım. Bu isimler evet, ama takımın bir şablonu kurulacak. Bunun dışında çok büyük süperstar gelecekse bunlar için de biraz zaman şart. Şimdi Sabah gazetesinde Mehmet Özcan'ın Talişka haberi çok dikkat çekici. Beşiktaş'ın her transfer döneminde gündemine ısrarla gelen ve yönetimin de Ahmet Nur Çebi'nin de ısrarla reddettiği bir oyuncu Talişka. Galatasaray'a gelir mi, gelmeli mi, ne dersin? Nasıl bir transfer olur bu transfer biterse? Sadece Galatasaray ve Beşiktaş değil, Fenerbahçelilerin de sezon başında, yani geçtiğimiz sezonun aslında hayallerinden biriydi. Talisca nerede oynasa skora katkı yapan, inanılmaz böyle hafif ayak bileğine sahip, müthiş sol ayaklı bir oyuncu. Gelir mi? İşte orada maliyet devreye giriyor. 5-6 milyon eurolar seviyesine bir takım çıkabilir mi maaş olarak? Bu asıl problem. Kimse de buna yanaşmıyor. Çünkü Talisca öyle çok fazla futbolun peşinde değil. Açık konuşalım. Para neredeyse oraya gitti. Ona göre de kariyerini çizdi. O yüzden onu getirmek için biraz kesenin ağzını açmak ve başka türlü ikna etmek lazım. Olur mu? Elbette olur, ama Şampiyonlar Ligi'ne kalamadığınız zaman daha önceden aldığınız bir Talisca ya da herhangi bir X yıldız size maliyeti çok daha kat be kat fazla olacak.
Peki şimdi Fenerbahçe ile devam etmek istiyorum. Yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanını yaşayacağız. Acaba 9 yıl sonra bir kupa gelecek mi Fenerbahçe'ye? Tabii ki bütün Fenerbahçe camiasının merak ettiği soru bu. Tabii ki sen nasıl bir final bekliyorsun? Önce bunu soracağım ama ardından acaba nasıl bir gündem şekillenecek? Esas herkesin merak ettiği bu. İşte Jesus gidecek mi? Ne olacak? Ne bitecek? Nasıl açıklamalar yapılacak? Nedir beklentin? Önce maçla başlayalım. Ben maçın çok korakor ve ortada bir maç olacağını düşünüyorum. Öyle favorisi olan bir karşılaşma gözükmüyor. Fenerbahçe evet yıllardır kupa alamadı. Bu hasreti taraftar daha çok dindirmek istiyor. Yani takımdaki atmosfer, camiadaki atmosfer, oyuncu grubunun durumu bize çok fazla onu göstermiyor. Burada Başakşehir'in de dişli ve zorlu bir rakip olduğunu unutmayalım. Tek maç olan bir karşılaşmada her şey ortada. O yüzden ben belki de son yılların en korakor Türkiye Kupası finalini bekliyorum. Diğer tarafta Fenerbahçe kazansa da kaybetse de bir değişim olacak. Kazanırsa bu biraz daha yönetimin elini güçlendirip daha rahat hareket etmesini sağlayacaktır. Biraz daha kredi açacaktır yönetim ama diğer tarafta Jorge Jesus'un artık yani herhalde %99 ayrıldığını söyleyebiliriz. Şunu da söylemeden geçmeyelim. İki oyuncunun düğün nedeniyle ayrılması zaten apayrı bir bence problem, bir skandal. O da hani kenarda duruyordur bence. Taraftar onu kupa öncesi çok dile getirmiyor ama herkesin de aklında o durum var. İki kritik oyuncuyu orta sahada ve forvette siz düğüne gönderiyorsunuz. O da kabul edilir bir durum değil. Bunun dışında da Valencia'nın Internacional ile anlaştığı belli oldu. Jesus'a Suudi Arabistan'dan teklifler var. Onun da 10 milyon euroya imza attığı konuşuluyor. Haberler o yönde. Gerçekten Fenerbahçe'yi bu maçtan sonra sert bir değişim bekliyor bence. Az önce gazeteleri okurken Suat, Mehmet Arslan'ın Hürriyet gazetesinde dikkat çeken bir haberi var. Bilmiyorum yakalayabildin mi? Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa hazırlandığına dair, böyle bir planlama yaptığına dair bir haber. Bir de Jesus'la yolların kesinlikle ayrılacağı ama bahsi geçen isimlerin Montella, Sergen Yalçın, Abdullah Avcı gibi konuşulan isimler olmadığına dair dikkat çeken bir haber. Sen ne dersin, acaba Jesus gidecekse ki öyle görünüyor. Sana göre teknik direktörü kim olacak Fenerbahçe'nin? Nasıl bir profil olmalı? Bir de tabii ki bu yönetim konusu, acaba Aziz Yıldırım yeniden futbol sahnesine döner mi? Mehmet Aslan, sevgili Mehmet abi, bu işleri iyi bilir ve hani yazıyorsa arkası içi doludur, bir bildiği vardır. O yüzden Aziz Yıldırım daha önce de bu yönde teklifler olmuştu ama bu saatten sonra hani Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları, çevresinden gelen bilgiler öyle Ali Koç'la bir başkanlık yarışına girmek değil de tek başına bütün camianın birleştiği bir aday olursa hani tepede bir figür olarak ve altında güçlü bir yönetim olarak hani Galatasaray'da zaman zaman yapılan durum var ya hani daha önce de Duygun Yar Suat'ın altında toplanmıştı bütün camia. Bu tip bir durumda muhtemelen Aziz Yıldırım tekrar kongreye girecektir. Ben çok fazla Ali Koç'la karşılıklı yarışa gireceğini düşünmüyorum. Çünkü Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de önemli bir figür haline geldi. Aziz Yıldırım'ın girdiği bir seçime de ben karşısına başka aday çıkacağını düşünmüyorum yani Ali Koç dışında. Bunu bir kenara ayırdıktan sonra da diğer tarafta Jesus'la yola devam edilmeyecek ama teknik direktörün ortaya çıkmaması muhtemelen kupa maçını bekledikleri içindir. Ondan sonra eğer anlaşma bittiyse bu sayılan isimler dışında biri ise acilen açıklanıp hemen transferler başlamalı. Çünkü Fenerbahçe evet kupa kazanamıyor ama daha çok şampiyonluk kazanamıyor. Bu herkesin gözünde, taraftarın kalbindeki durum. O yüzden de bir an önce transfer durumunu bitirip takımı da bir temizlemek, yenilemek lazım. Peki Suat, son olarak bir de Şampiyonlar Ligi finalini sormak istiyorum sana. Tabii ki bugün sabah gazetesinde çok güzel bir sayfa hazırlamışsın. Öncelikle eline sağlık diyelim. İlk dilimde okumuştuk izleyicilerimize. Nasıl bir final bekliyorsun? Oldukça heyecanlı, oldukça keyifli geçmeye aday. Zaten birkaç gündür o coşkuyu da yaşıyoruz İstanbul'da. Favorin kim? Nasıl bir maç bekliyorsun? Evet, teşekkür ederim. Bütün gazetedeki arkadaşlarımla beraber yaptık elbette ki. Diğer tarafta da maç Manchester City herkese göre favori. Bu yadsınamaz bir gerçek. Yani Real Madrid'e yaptıklarından sonra Manchester City'nin öyle kolay kolay favori değil diyemeyiz. Ama geçmişe baktığımızda
Yani İstanbul'daki o 2005 finalinde 3-0'dan döndüren bir Liverpool var. Diğer tarafta City'nin yine favori olduğu bir finalde Chelsea'ye kaybetmesi var. Bunlar hatıralarda. İtalyan takımlarına karşı öyle kolay kolay gol bulamazsınız ama Manchester City gerçekten hani rakiplerine piyasa değeri olarak zaten neredeyse ikiye katlamış durumda. Ama diğer tarafta da elinde Haaland'ı durdursanız De Bruyne çıkıyor. De Bruyne dursa aradan İlkay çıkıyor ceza sahasına driplingleriyle. Jack Grealish var. Say say bitmeyen bir takım. Ben dün basın toplantısında da Inter'in biraz daha orta sahayı, savunmayı kalabalık tutup maçı dengede götürmek isteyeceğini okudum. Bu da çok City karşısında yapabileceğiniz bir şey değil. City favori ama elbette ki finallerde her şey olacak. Bu klişeyi de söylemeden geçemeyeceğim. Peki Suat Umurhan, çok teşekkürler yorumların için. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler.